Herkese merhaba. Euro 2020'de iki çeyrek finalist daha belli oldu. Seyhan Şaşko ile beraber her zamanki yerimizi aldık ve dünün maçlarını sizler için burada değerlendireceğiz. Hoş geldin Seyhan. Sen de hoş geldin Doruk. Hemen başlayalım programa. Hemen başlayalım. İlk olarak e, Bayi ile başlayacağız. Tahminler neydi, ne oldu? E, hemen ona bir göz atalım çünkü ben ikide sıfırım. Orada bir tane yeşil tık var ya. <laughs> Bizi kurtaran tık mı? <laughs> Evet. Yalnız bugün e, Belçika kazanır demişsin yani dün yayında portekiz üstüyle gelmişsin. İşte tersten. <laughs> <Ya, gülüyor> Toplam nedir yoksa her türlü Belçik Belçika'da bir şeyim olmadığını fark ettim bari. <laughs> <laughs> Portekiz giyim dedim yani bu tek açıklaması bu aslında dürüstçü ama çok mantıklı. E, hani bunu totem olarak değerlendirirsen de herhangi bir e, karşı çıkmam yani herhangi bir şekilde. <laughs> Biliyorsun maçı izlerken ben de birçok totem yaptım ama hiçbiri karşılığını neyse bulmadı. Ki, neyse ki çok mutluyum. E, şu anda durum eşitlemiş durumdayız. Hemen bilançoyu da görelim. Yeri gelmişken 17 oldu 32'de. E, ee, yarın da aslında daha doğrusu bugünün maçlarıyla beraber yarınki programımızda da bir değişiklikten bahsedebilecektik ama ikimizin de galiba tahminleri birbirine yakın gibi onu bir göreceğiz programın sonunda konuşacağız illa Son dakika haberleri benim kafamı karıştırdı. <laughs> Yoksa farklı olacaktık ama onu <laughs> Onu e, yeni sonra gelecek, konuşuruz. Tamam hemen şeyle ara sıcakla başlayalım. Zaten iki maç var ara sıcak, ana yemek, ara sıcağımız Hollanda Çekya. Hollanda Çekya. Şimdi tabii ki birçok kişi bu maçla ilgili olarak Hollanda'yı favori görüyordu. Hollanda favorileri, daha doğrusu Hollanda'yı favori olarak görenleri Hollanda çok ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı. Çekya inanılmaz bir top oynadı. Gerçekten Hollanda'nın isabetli şut atmasını engelledi yani. Hiç isabetli şutu yok günün sonunda Hollanda'nın. Ve bununla birlikte de birçok ismi de etkisiz bıraktı performans bireysel performans olarak çok iyi iş başardı Çekya. Zaten iyi gelmişlerdi ama bir tarafta Hollanda grubunu lider bitirerek buraya geldi. Çekya en iyi 4 3. arasında bir takım. Dolayısıyla hani bu kadar fark olur muydu? Beklenir miydi? Bu soruyu sana sorarak başlamak istiyorum. Her bir ismi ayrıca konuşur. Tabii ki Deliktin kırmızı kart oyun dışında kalmış olması 55. dakikada o biraz durumu açıkçası çeviren bir şeydi ama onun evvelinde de Hollanda çok varlık gösteremedi. Evet çok fazla kaleye gitti ama Çekya resmen kapattı kaleyi yani. Çok haklısın. 11-11 oyunda da Çekya'nın hakkını vermemiz lazım. Aslında ya mesela bu maçta oyunun kurallarını kimin belirlemesini beklersin? Hollanda'nın değil mi? Evet. dikte etmesini beklersin oyuna. Ama ya yani, Şilavi'nin, Çekya teknik direktörü Şilavi'nin, Şilhavi'nin e ee, turnuva öncesi bir açıklaması vardı. Dedi ki "Bu turnuvadaki elit takımlarla rekabet edemeyiz. Sadece onlardan öğrenebiliriz." diye bir açıklama yapmıştı. Ee, öğreten taraf olduğunu düşünüyorum yani. Hem rekabet etti, hem de e, bir şeyler öğretti. Oyunun kendi oyununu çekken Hollanda'yı dikte etti. yani. Yani o kadar doğru bir e, adam paylaşımı yaptılar ve o kadar iyi adam adama bir pres yaptılar ki Hollanda'ya hem işte bunu e, bir takım avut atışlarında gördük. Hem de top Hollanda'dayken Çekler Hollanda'yı gerçekten kendi kalelerine olabildiğince ittiler. E böyle olunca iş bir anda şuna döndü. Hollanda kendi e, normalinden çok fazla uzun atmaya başladı. Şimdi uzun atmak kime yarar? Çeklere yarar. İşte Kadroyu görüyorsun yani. Genel olarak fizikli, size'lı oyuncular var Çekya'da. Ki zaten en iyi e, hava topu rakamları, turnuvadaki en iyi takımlardan biri Çekya. Öyle olunca mesela ilk yarı rakamlara baktım. Zaten boy ortalaması da çok yüksek. Boy ortalaması da yüksek. Çünkü çekler biliyor topu yere indirirsen Hollanda'nın yer uçakları var. Yani teker teker saymamıza gerek yok. Gerçekten yerde uçabilen oyuncuları var. Ve orada bir problem. <laughs> ne oldu <oluyor>? ya? <laughs> Direkt Dumfries gözümün önüne geliyor yer uçağı deyince de o yüzden. Mesela onlardan biri. o yüzden sürekli olarak mesela Stekelenburg o kadar çok uzun attı ki normalde Hollanda'nın DNA'sında ne vardır abi? Kaleci alır, top oyunu sokarken en yakındaki stopere verir. Aynen öyle. Ama bunu yaptırmadılar. Bilinte ve Stekelenburg'a çok fazla e, top kullandırıp yüksek attırdılar. Ama tabii ki Hollanda'da da şöyle bir sıkıntı vardı ya. Orta sahayı hiç kullanamadı Hollanda. Yani devrede... Şimdiye kadar en öne çıkan isim hangisiydi Hollanda'da? Yani isim, isim düşünüldüğünde. Buraya kadar gelirken e, grup maçlarında. Konuştuğumuz Wijnaldum'du. Ama Frenkie'nin de dedim ya A geçen ikisi program. İkisi zaten evet. yani. Aynen öyle. Frenkie ve Wijnaldum. 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 yoktu yani. Sağda yoktu. Çok doğru. Şimdi ortalama pozisyonlara baktım. İki forvetle orta saha arası ciddi bir boşluk. Şimdi evet. O boşluğu Wijnaldum'un doldurmasını beklersin. Yani mesela Liverpool'da Wijnaldum'dan bu kadar gol katkısı beklemeyebilirsin ama bak üçlüye bak. De Jong zaten ya yani bir defansif orta saha. De Jong bütün pas alışverişini organize ediyor. E, ceza sahasında koşu atacak isim Wijnaldum olarak duruyor. E ama bunu hem Wijnaldum yapmadı hem de Çekya merkezi ona yaptırmadı. Özellikle Holeş'le bunu şey yaptılar. Holeş zaten gecenin yıldızı bana göre. Ya hem Wijnaldum etkisi hale getirdi hem yeri geldi stoperlerin arasına girdi. Golü attı. Golü attı asist yaptı. Arada zaten ikinci asistinde kazandığı top o preste 9 tane sahip stop kazanmış. Çok iyi rakam yani 9 tane sahip stop kazanmış. İnanılmaz bir motivasyonu vardı her oyuncunun Doruk. Yani Çekya tarafında. Öyle çünkü bir plan var ve rakibi bozuyorsunuz. Ya mesela kesin de buradan konuşuruz ama mesela Debru hakkında şöyle gireyim işe. Dün neden Yulman'ı övdük abi burada? Çünkü Kristen seni aldı, yerini değiştirdi. O da baskıdan çıkamıyordu Galler'e karşı ve bir çözüm yarattı. Oyun içinde Debur'un çok bir hamlesi olmadığı 45 dakika özelinde söylüyorum. Zaten elinde iki tane opsiyonu vardı 11'de bence Debur'un. Ya Vegors'a başlayacaktı ya da Melon'la başlayacaktı. Hani başka 11'i değiştirebileceği bir oyuncu yok ya da işte sol bekini değiştiriyor arada. Ee, ama ne sahada böyle bir şey yaptı. Yani ilk 45'te böyle bir şey yaptı. Ne de mesela herhangi bir oyuncu şöyle bir eee inisiyatif almadı. Mesela bir maç hatırlıyorum Juventus Verona abi. Verona aynı böyle birebir yerleşip çok iyi öne alan presi yapan bir takım. Bonucci kendisi inisiyatif alarak alan boşalttı. Çıkamıyor Juventus. Yani öyle bir stoperlerden öyle bir hamle de gelmeyince işin sonu zaten şu e, şut atamadığın, isabetli şut atamadığın bir devreyle bitti i̇kinci devresi tabii işin biraz kırmızı kartla beraber o bozulan dengesi yani. Ben neden Vegors'a başlamadığını anlamadım. Muhtemelen Depay'ı kaleye daha yakın kullanmak için diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii ki yani çok daha iyi bilir hoca. ama bu kadar fizikli bir takıma en azından elindeki en fizikli çok iyi sezon geçirmiş. Çok formda bir Vegors'a da başlayabilir ya da devrede atabilirdi onu. Ki sen de mesela Wijnaldum'un devrede bir hamleye ihtiyaç duyduğunu söyledim. açıkçası Wijnaldum o kadar etkisiz kalmışken ilk 45 dakika direkt olarak ikinci yarıya değişiklikle başlamasını beklerdim Frank de Boer'un. Yani bugün Hollanda'nın bu performansı, bugünkü kötü görüntüsü e, bence birazcık da ona yazıyor gibi e, Doruk. Yani bilmiyorum katılır mısın? Yani Frank de Boer üzerinden de biraz konuşmak gerekiyor. E, zaten Frank de Boer'la ilgili olarak çok uzun zamandır kamuoyunda e, kötü eleştiriler var. Ama diğer taraftan hani bu turnuva çerçevesinde belki o kadar olmadı. Sonuçta az önce de söylediğim gibi yani 3 galibiyetle başladı turnuvaya. Hiç kötü bir giriş yapmadılar. Ya en fazla gol atan takım oldu grup aşamasının vesaire vesaire gibi üste koyabileceğin çok fazla şey var. Ama günün sonunda e, asıl bir elime maçında yani bugün ki e, bugün ne yapacağı çok önemliydi. Çek karşısında. bugün biraz pasif pasif kaldı. Yani pasifize, pasifize edildi daha doğrusu. Çok doğru yani. Zaten mesela dün İtalya'ya karşı çok iyi top oynayan Avusturya'yı bu Hollanda pasifize etmişti. Aynen, Tam öyle. tersi olmuş. Yani gruplarda daha iyiydiler. Ee, işte ne oyun içinde bir hamle yaptı. 55'e kadar. 55'ten sonra zaten olay biraz değişti Bir kişi eksiksin ama 55'e kadar oyuncu değiştirmeden de bir hamle yapmadı. Kadrosu buna yatkın değil. Ya Dani Bilint Bilint'in mesela savunma önü oynamışlığı var. Atıyorum benzer bir şekilde öne atar mıydı? Ya, Aynı dün formasyon Sensen değil tabii. konuştuk yani dün e, bahsederken Kristensen'i ileriye aldı, sonrasında skoru aldıktan sonra tekrar geriye Hı -hı. aldı Kristensen. Yani. yani en azından elindeki oyuncularla da farklı bir e, taktiğe gidebilirdi, onu da yapmadı. Bu arada bugün şunu gördüm, onu biz kaçırmış olabiliriz. E, Rusya maçının bir bölümünde de yapmış bunu. Yani dün ilk defa yapmamış Yulmant ama o ara biz iki maç izliyorduk falan. Muhtemelen gözden Görmedik kaçtı. Muhtemelen. E, haklısın, ben de 45'te vegorstu beklemiştim açıkçası. Çünkü e, yerden çok delemiyorsun, etkili pozisyon bulamıyorsun ve ciddi bir fizik e, problemin var. Ama belki de biraz daha bekledi. Yani işte 55'te belki 60'a kadar bir daha bakayım dedi. Ama o sıra zaten enteresan bir şans oldu yani. Çeluska ya da Kalas'ta o dengesini kaybeden, Meydan'ın kaçırdığı topta pozisyonda. Ha, evet, o dengeyi kaybetti. Kaleci kurtardı. Dönüşte delik benzer bir dengeyi kaybetti. oyunda dengesi kaybolmuş oldu. Evet bu arada şimdi Çekya ile de da Danimarka karşı karşıya gelecek çeyrek finalde. Ve en son bu iki takım 2004'te karşı karşıya gelmişlerdi. Ve orada Danimarka'yı eleyen taraf Çekya olmuştu hatırlayacaksın. Ee, Hollanda Çekya'ydı o. Danimarka Çekya. Hollanda Çekya ya. Hollanda Çekya. Euro 2004 diyorsan Hollanda Çekya. Çeyrek finalde Danimarka Çekya değil mi ya? Hatta bunu dün konuştuk. 2004'te dedik Danimarka oynadı. Hatta o zaman sonra 16 yoktu. Direkt gruplardan Danimarka Çeyrek çeyreklere kalmıştı evet, evet, diye. Evet pardon ben grup maçına gittim. Ben yok yok Hollanda hayır e yok. Şey yok, hayır. hayır ya, yani çeyrek finalde karşı karşıya. Ona pas açacaksın sandım kusura bakma. <laughs> hayır tamam. hayır. Çeyrek finalde karşı karşıya Akışta gelmişlerdi. Akışlar var ya maç oraya geleceksin sandım. <laughs> yok, yok. ben de seni toparlamaya çalışıyorum pardon. <laughs> çok tatlıyız. <laughs> tamam. ee, yok çeyrek finalde Çekya Danimarka karşı karşıya gelmişti. 2004 yılında o zaman Çekya yola devam eden taraf olmuştu Danimarka'yı elemişti hatta zaten. Ee, konuşmuştuk daha <laughs> önce bunu. Evet. Ona gelecektim. Çeyrek Eşleşmesi'ni söylemek için açtım sadece yani konuyu. Dediğim gibi ben de akıştaki Hollanda Çeki 2004'e gideceksin sandım. <laughs> yok yok Neyse, hayır hayır okay. ona da gidelim geri gelmişken gidelim istiyorsan. Gidelim ee, ama istiyorsan Danimarka ya ne olur konuşacağız. Ben sadece eşleşme bilgisi olarak söylemek Sonuçta iki tane eşleşme belli oldu günün sonunda. Diğer tarafta da e, İtalya ile karşı karşıya gelecek olan bir Belçika var. Dolayısıyla onu da birazdan konuşacağız zaten. Hı -hı. Ama eşleşmenin ismini de vermiş olduk. Hollanda Çekya'ya gelelim şimdi. 2004 senesinde karşı karşıya gelen. <laughs> Zorla getirdim <laughs> değil <mi> oraya seni? <laughs> Ama sonuçta gelmiş olduk yani. Önemli olan tarafı bu. Kadrosu, o zamanın kadrosu. Bu Hollanda'nın kadrosu. Aynen öyle. Benim hatırladığım, tabi jenerasyonla da alakalı olabilir. En keyifli Euro maçı benim hafızamda Hollanda Çekya açıkçası Seyhan. Yani 2000'deki Hollanda İtalya'yı da hatırlıyorum ama, ama kadrolara bakarsan kuruyor. zaten yani inanılmaz. Ya bir sene önce balon doğru almış Nedved. Evet. Ee, Baroş ilk golde mesela stoperleri tüketiyor. İkinci, gol, ikinci golde kendi attığı golde müthiş bir vuruşu var. Rossiçki var. E, Heinz var bu takımda. Gabriel Heinz'e sonra Galatasaray'a gelen. Ama tabii Hollanda'nın kadrosu ya. Yani Hollanda'nın mer merkez ortası inanılmaz. E, Koku, Sedorf, Davids. Baksana, Van Nistelrooy bugün Van kulübede, e, Van Roberts. Roberts. Mesela Robert, mesela bu maçta da Şilevi şeyde, staffta, yani Çekke staffında yine bugün teknik direktörü İki olan Şilevi. İki müthiş Şilavi. kadro ve müthiş bir maç. Ya o maç, ya mesela bu maçın Unutulmaz XK'si yani. kaç acaba ya? Çok pozisyon olmuştu çünkü o maçta. XG'lerini merak ediyorum ama Çekke zaten her sene düzenli olarak yani... Ee, yukarıda da konuştuk. O ayrımdan sonra, bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Ne zaman Çeklerle Slovaklar ayrıldı? Çekler her sene e, kupaya katıldılar, düzenli olarak, hiç kaçırmadılar. <laughs> Ve ya, o, o mesela 2004'te Yunanistan'a eğlendiler ama işte bir çeyrekleri var. Şimdi yine çeyrekler. E, bir finalleri var zaten. Yani Slovak'ın ya, e, finali. Sovaki biraz Çeklerin omuzunda <laughs> yük gibi bir durum söz konusu. Burada her ne kadar 1976'da Çekoslovakya <laughs> olarak kupayı kaldırmış olsalar da. Evet ama Sonrasında orada şey var. Slovakya biraz kayıp. Ee, 76 değil mi o final. 76. 76 finalinde mesela Panenka dışında finalde gol atan herkes Slovak. O, orada öyle bir durum var ama bunu şeyde konuştuk. Biraz ekonomiyle alakalı. Yani Slovaklar ekonomiyi daha zor toparlıyorlar. Çekler çeklerden ziyade 2000'lerin başına toparlıyorlar. Avrupa Birliği'ne gelince ondan sonra o atılımı yapıyorlar. Ama mesela Çekler e, kulüp bazında majör bir turnuvada final oynamadı. Ukrayna takımı oynadı mesela ya da atıyorum Portekiz takımları oynadı. Ee, ama milli takım bazında daha çok dışarıdaki oyuncuların sayesinde yani şehir dışı ülke dışındaki oyuncuların sayesinde her sene düzenli olarak turnuvaya bir şekilde gitmeyi başarıyorlar. Evet bu önemli bir başarı. Şikle ilgili de bir iki kelam edelim. Çünkü e, onun da 5 maçta 5 gollük bir katkısı olmuş oldu. E, önemli bir Evet 5 maç 5 gol oldu değil mi? 4'tü zaten dört. Ronaldo 5'ti, Schick 4'tü. Ben de şimdi 4 diyeceğim karıştırmıyor. 3 ile geldi gruptan. 3 mü geldi? O Üç zaman 4 olmuştu doğru. 2 attı, Özür bir diliyorum. penaltı attı bir de bugün attı başka hatırlamıyorum. Zaten... Ama 5 maç diyorum ya muhtemelen e, son 5 maç olarak nitelendirdiğim Hı, okay. için öncesiyle beraber evet, ama muhtemelen. turnuvaya bakıldığı zaman evet. doğru 4 gol yapmış oldu. Ondan daha fazla gol atan tek isim zaten Ronaldo'ydu. Ronaldo da bugün elendiğine göre daha fazla gol atamayacak. Yani e, Patrick Schick şu an için önemli bir gol kralı adayı diyebiliriz. Onun için neler söyleyeceksin bugün performans hakkında? Ya bugün aslında işi bitirene kadar çok öne çıkan bir performansı evet. yok. Daha çok orta sahalarıyla ve bekleriyle çekleri gördük. Ama Patrick Schick zaten her zaman çok ciddi bir potansiyel. Yani Sampdoria'da bir yedek golcüydü. Hep kenardan gelip atarak 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 iş yaptı. Yüksek bedelle Roma'ya gitti. Hatta Juventus'a gidecekti. Olmadı işte sağlık kontrollerinde problem çıktı vesaire. Ama Leipzig sezonu bir tık yani Leipzig ondan istediği verimi alamadı. Hatta yine bunu konuştuk. Söylot'a so gittiler. Ee, ama Şik'in Leverkusen'le mesela doğru takımda oynadığını düşünüyorum ben. Hani çok genç çok atlet bir kadro ile beraber oluyor oynuyor. 13 gol bir asist oynadı bu arada. 13 gol attı ki 26-27 milyon da para verdiler. bu vitrinin çok iyi kullandığını düşünüyorum. Ne kadar fizikli olduğu için daha çok böyle hedef santrafor, piyo santrafor gibi gözükse de aslında bayağı da teknik bir oyuncu. Zaten yani ilk maç attığı gol, goller de bunun göstergesi. Çekya'da iki tane sol ayaklı oyuncu var. Biri Barak, bir de biri de o. yani başka sol ayaklı oyuncusu yok bu arada Çeklerin. Aklıma şey geldi yani. Bekleri yine Kaderebek oynadı ya. Hı hı. E, o da ters ayakla oynadı bugün. E, o yüzden Patrick Kişkin iyi turnuva geçirdiğini düşünüyorum. Ya yani, takımı sırtlayan mı sadece onun üzerine yazamam çeklerin performansını ama üzerine düşeni yapıyor. Peki o zaman bu bölümü noktalayalım, geçelim ana yemeğe istersen. Eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa. Çünkü süremizde idareli kullanalım. Böylelikle ana yemeğimizde, Be ana yemeğimizde Belçika Portekiz maçı var Doruk. Ekleyecek bir şey var Yo, mı? Yok, okey. Tamam. Ya Geçelim. Ya Hollanda XG'sini söyleyecektim ama çok önemli değil. Yo söyle söyle. Yo en düşük XG'de kalmışlar. Onun grafiğini yaptık diye söyleyecektim ama okey. Yo yo artık gel, gelebilir ekrana sonrasında devam ıı, edebiliriz. Çok mühim olarak söylemedim ya. Hani mesela 3 onlarda gidiyordu grupta XG'si Hollanda'da. Mesela bu maç birin altına düşmüşler. Bu da işte senin bahsettiğin ne kadar pasifiz olduklarının bir göstergesi. Evet sonuçta bugün sıfır. Yani isabetli şutları yok. İngiltere'ye... E, bir şut attı çekler isabetli. Ondan önceki grup maçında Hırvatlara bir şut isabetli attılar penaltı. Çekler de çok üretken gelmediler bu turnuvaya yani. Hollanda'nın rakipleri biraz görece düşük kalmış olabilir ama Çekler de zaten çok iyi top oynayarak gelmemişlerdi. ama tam tersi oldu bu son 16 maçında. Evet o zaman geçelim Belçika Portekiz mücadelesine bu notun ardından. Şimdi burada da tabii ki Portekiz cephesinde elenen taraf Ronaldo konusunu konuşacağız. Çünkü Ronaldo'nun belki de en e, en azından kupa bazında başarısız geçirdiği sezonu oldu. Ama biraz maç özelinde başlayalım. Yani e, tümden gelelim istiyorum. Şimdi 42'de... E, i̇çine sindi mi galibiyet? Bu aldığım bir galibiyet içine sindi mi? Ben yani, öyle başlayayım. Madem sen bana atacaksın. Yani şöyle şimdi. Belçika evet belki skoru Tebrik alan ve e, kazanan taraf oldu. Ama bana göre bundan sonra bu oyunla hiçbir şey yapamaz İtalya Belçika'yı sahadan siler diye düşünüyorum yani e, tabii ki tatmin etmedi yani orada bana benim hanem artı bir yazmış olması elbette benim açıdan mutluluk vereceğim ama günün sonunda Belçika'nın oynadığı oyun oyun değil kaldı ki Portekiz ikinci yarıda inanılmaz bir baskı kurdu e, rakip kalede ve yani orada birazcık e, kendi beceriksizliklerinden dolayı aslında gole gidemediler çok sayıda Kurtuha'dan pozisyon yakaladılar Kurtuğa keza aynen öyle Dolayısıyla yani Portekiz <laughs> ikinci yere daha fazla isteyen tarafta ama sonuç itibariyle onlar da golle buluşturamadılar. Ya şimdi kadrolar da zaten ekranlara geldi. Ee, 42'de geldi gol dedi. 48'de Kevin De Bruyne sakatlandı zaten. Bunun ee, da etkisi kuşkusuz. E, bunun da etkisi. Yani muhakkak var. E, tabii ki var. Yani onun olduğu maçlardaki performansı e, sonradan öne girdiğinde bile ne kadar onu değiştirdiğini düşündüğümüzde ki. çok önemli bir etkisi vardı. Ama Portekiz'de işte o son vuruş problemi ciddi bir problem galiba Duruk. Ya öyle hem son vuruş hem de net pozisyonuna da girme problemi yaşadılar. yani Bu turda son 16'da ile çeyrek finalde iyi futbol bekleyecek halimiz yok. Ya da takımların böyle bir vadi yok. Ama 90 dakika özellikle çok... Son 6'da bekleyelim artık ya. Genelde turnuvada benim öyle bir beklentim yok. Dedim ya bu format zaten sana kötü oynayarak da şampiyonluk getiriyor. ya yani Bir önceki Portekiz düşün. Kötü oynadı demiyorum tabii, tabii. ama... Ama sonuçta 3 hani puanla... İyi oynama gayesi üç yoktu. 3 beraberlikle. Ee, kesinlikle yani, turnuvada sana bunu sağlıyor. Gol yeme, finale kadar gidersin diyor. 3 beraberlik sıfır gol, sıfır attım sıfır yedim. Ee, o yüzden hani beklemiyorum ben kendi adımı ama 90 dakika özelinde de çok hak edilmiş bir e, tur gibi gelmedi Belçika'ya. %100 De Bruyne'nin sakatlanmasının bunda e, etkisi var. Ama dün demiştim ya biraz ritim problemi var Belçika'nın. Yani ben çok da şaşırmadım aslında e, Belçika'nın bu oyununa. Çünkü yani ilk maça çıkıyorsun. üç tane ana oyuncun yok. İkinci maç... İkinci maça çıkıyorsun. Danimarka seni gerçekten silkeliyor. üçüncü maçta da rotasyon yapıyorsun. Yani hep beraber genelde yani atıyorum İtalya ya da Fransa belli 11'lerle oynuyor. Genelde öyle aday şampiyonluk adayları. Bir bu tarafı var Belçika'da, bir de şöyle bir tarafı var. Biraz Belçika'nın psikolojik olarak da baskı altında olduğunu düşünüyorum takımın. Yani Belçika'nın bir rol model alabileceği bir jenerasyonu yok. Ya yani bu takımdan bahsediyorum yani. 40 yıl önce bir başarısı olmuş olabilir Belçika'nın ama 2000'lerin başına bakarsan yani bu jenerasyondan 9 oyuncu 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynarken vardı. işte evet. İşte ve 8'de ilk 11 oynadı. İşte Witzel, Lukaku, Mertens, Stopper'in tamamı, Kurtuğa ve Kevin De Bruyne vardı. Ama ondan önce 2002'ye kadar orası boş. Ya. 5 tane turnuvadan sekmiş Belçika. Hiç oynamamış orada turnuva. Ee, ve bütün ülke, işte de Avrupa kamuoyunu, kamuoyu bu jenerasyon üzerine kenetlenmiş durumda. Atıyorum mesela bugün oynadıkları Portekiz'in Ronaldo 19 yaşındayken bir finali var. E, Fransa'yı zaten söylemeye gerek yok yani 98, 2000 vesaire vesaire. Gidiyor. İtalyanların 2000'lerin başında bir Dünya Kupası var. Onların feyz alabileceği ya da e, daha o işin havasına girebilecekleri durum var. Ben bunun da Belçika'ya ciddi dezavantaj yarattığını düşünüyorum. E, başka bir Euro bu kadar ol şey olacak mı bilmiyorum. Yani başka bir Euro'da aynı kadroyu e, kurabilecekler mi emin değilim. Ama bugünün fark yaratanı kimdi dersen bence Vermaelen, Vertonghen ve Alderweireld üçüsü oldu. Ki bunların üçünün de yaş ortalaması 33 falan Kurtuay'da alırsam. Yani biraz tecrübeyle o savunma kısmını geçtiler. Portekiz'de de şöyle, Portekiz'de şampiyonluk adayı takımlardan beklemediğimiz şekilde merkezini değiştirdi turnuvada. Yani neyi konuştuk? Carvalho-Pereira ile başlamıştı. Evet. Bu maçı öyle başlamasını normalde bekleriz. Çünkü kontrol atmak isteyen bir takım. 3 merkezinde değiştirip başladı Fernando Santos ve değişiklikleri de erken yaptı. Beklemedi ya. Bir ilk Makedonya Macaristan maçı gibi böyle 80'e kadar falan beklemedi. Bütün tuşlara bastı yani bir yerden sonra. ama açamadılar rakibi. Tabii ki biraz olay Kevin De Bruyne ile Hazar'ın nasıl nasıl döneceğiyle alakalı. Ya ilk i̇lk yarı zaten iki takım da üretemedi ya Seyhan. Biraz Belçika üretemedi. Sonra biraz Portekiz'e verdiler. Onlar üretemedi. Sonra tekrar Belçika aldı. Çok ekstrem yani bir gol. genel olarak zaten bugünkü iki maçta çok acayip keyifli maçlar değildi. Yani futbol olarak doymadık. Ama zaten sen de söylüyorsun bu turnuvada belki beklenti bu değil. Benim kendi adım öyle değil. Yani benim beklentim futbol mesela dünün maçlarına baktığımız zaman dünün maçları çok daha keyif vermişti bana göre. Dolayısıyla yani sonuç olarak senin dediğine varıyoruz yine yani çok daha realist şey baktım bir, sadece. Evet evet çok haklısın. Çok keyif veren, çok böyle aha inanılmaz bir maç izledik, muhteşem bir maç oldu dediğimiz bir maç olmadı iki maçta. Haklısın. Ee, Değişikliklerle ilgili Portekiz cephesinde bahsediyordun. Şimdi orada tabii ki Fernando Santos'un da birazcık zaten teknik direktörlük ee, melekeleri bu turnuva özelinde çok eleştirildi sen de biliyorsun ki. Yani özellikle Almanya maçında ya bir, bir, bir türlü Gosens'i durduramamış olması hep aynı yerden dört tane gol yemiş olması Beş tane. Ee, özür diliyorum. Yani, iki, i̇ki bekten beş gol yediler. Dördüne vardı. Zaten. Aynen öyle. Ee, bütün bunları düşündüğümüzde aslında ya Santos özelinde birazcık belki tartışılması gereken de bir e, maç olabilir. Yani teknik direktör etkisi çok fazla diyoruz ya Hı -hı. bu Euro'da onun da üzerinden gidecek olursak Santos da bugün biraz sınıfta kaldı gibi. Şöyle aslında Almanya maçına oranla Bernardo Silva ile Diego Jota daha çok savunma işlerini yaptılar. Evet. Yani o yüzden de Belçika'nın o beşli attığına çok da şans vermediler. Zaten yani Belçika'nın bir tane isabet düştü var Hazar'ın şutu. Ama kadroda da kendi sorumluluklarını yerine getirmeyen insanlar var. Yani getiremeyen. Mesela Jota iyi bir turnuva oynamadı. Ya Bernardo Silva hiçbir şey oynamadı ve gerçekten şaşkınlık içindeyim. Çünkü ya 2018 sitenin şampiyonluğunu hatırlıyorum sen. Yani gol, şey, puan rekoru kırdıkları e, resmen X faktördü Bernardo. Uluslar Ligi'ni alırken 2019'da turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ballon d'Or ilk onda falandı. Öyle bir noktadaydı. Hiçbir şey koymadı turnuvada. E, zaten Sabek'in yok. Yani 3 maç Semedo oynadın. E, Dalon'un ben e, yani bütün Milan maçlarını seyrettim. Serie programından dolayı hani içi değiştirdiği bir maçı hatırlamıyorum. Keza United'da da öyle. Biraz kadroda da oyuncular işin içine dair olamadı. Yani Bruno Fernandes mesela en fazla gol katkısı yapan orta saha sen söyledin turnuvada esamesi okunmadı. Aynen öyle. Bu arada yani ben şey de düşündüm. Mesela Macaristan maçında da ilk 65 dakika falan hiçbir şey yapamamışlardı. Rafa Silva'nın oyuna girişle bir anda her şey değişmişti ve bir anda 3-0 bulmuşlardı ya bugün Rafa Silva tercihini neden değerlendirmemiş olabilir? En azından... Felix'i atmayı denedi. E, Felix'i denedi ama Felix ilk defa sonuçta sahne aldı bugün. Hı hı. İlk defa süre bir aldı. Bir Covid e, Aynen öyle. Sonuçta biraz bilinini denemekten daha doğrusu tekrar sahaya atmaktansa bilinmeyene gitmesi ki... Felix bugün çok etkili olamadı zaten. Zaten şöyle olması gerekmiyor mu? Sen buraya bir planla gelirsin ve o planı hep uygularsın. ya yani muhtemelen 11'ini değiştirmezsin ekstra bir şey olmadıkça yine örnek vereceğim ama hani şampiyon olan ve şampiyonluğa böyle ulaşan bu sene de aynı şeyi yapan Fransa bunu yapıyor. Ama Santos geldi bir merkezde o merkezi zaten toptan değiştirdi. Hani Rafa'nın yerine Felix'i değiştirmesi beni o yüzden şaşırtmıyor. Adam oyuncu tarzını komple değiştirdi orta sahada. Doğru söylüyorsun. Öyle de bir durum var. Biraz Ronaldo'ya da parantez açmamız tabii. lazım Açalım. Doruk. çünkü onun açısından da başarısız bir sezon oldu. Ne Şampiyonlar Ligi, ne Euro, ne de lig yani hiçbiri yok şu anda elinde Ronaldo'nun ve şu anda hani bakıldığında aslında hala kariyerinin zirvesinde olan ve kolektör alt üst etmeye devam eden bir isim ama kupa olarak e, bu sene gerçek anlamda hatır sayılır bir kupa elinde yok yani. Bir de onun tabii frekik kullanma konusuna da biraz değinelim istiyorum. Ronaldo'nun son kullandığı majör turnuvalardan bahsediyorum. 50 frik'in sadece bir tanesi gol olmuş. Sen de bu konuyu maçları izlerken açtığın için. Tabii canım ama e, yani, tekrar bu bunu da bir gündeme getirmek istedim yani. Ve onun üzüntüsü. De, yani son dönemde Ronaldo iyi bir frikçi değil zaten. Yani, ama Ronaldo e, topun başına geçtiğinde olgunluk, diyemezsin baş... ki yani. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya öyle de mesela Hristian Lucio çekişi ama anla, Şeyi anlamıyorum. atıyorum. Yani. Piyaniç var takımda. Yani çok net bir frikçi mesela Piyaniç'te oynarken Arada Piyaniç de atsın. Çünkü hani e, atamıyor. Yani skor çoğu zaman barajı geçemiyor Ronaldo Frikik'te. Ama tabii o çok yani çok büyük oyuncu abi. istediği kadar atacak. i̇stediği yani zaman futbolu bırakacak. O i̇stediği takıma topun gidecek. topun başına geçmek istemeyene kadar o topun başına kadar geçecek. atacak. Evet ama hani hem rakamlar bunu söylüyor hem de zaten gözle de görülebilir bir şekilde Ronaldo'nun Frikik'leri iyi durumda değil. Ama bugün kullandığı ilk Frikik fena değildi aslında. Evet i̇şte orada o biraz çıkardım. totem de yaptım. <laughs> Hatırlıyor musun? E, gol olması <laughs> evet. için. Diğer tarafı, ya yani Juventus tarafı zaten acayip kaos. Yani Ronaldo'dan bağımsız. Pirlo'ya ya. ya. Pirlo yazacak bir şey şey. Gol kralı oldu adam sonuçta. O evet, Juventus'ta aynen, gol kralı oldu. Gerçekten aynen. merkez orta sahadan hiç gol katkısı almadı. Bir Sabek, bir Keza sezon başı da biraz Morata ile gol kralı oldu. Burada da belli ki bir düzensizlik var. Yani ona yardımcı olması gereken adamlar Bazen sahada değiller. Yani evet. Bruno Fernandes hiç ortada yok. Çok formda Burna geldi. Fernandez bu kadar takımda iyi performans gösterip gelip burada bir anda sönmesi o parlayan yıldızın çok enteresan gerçekten. Zaten hani hep konuştuğumuz şey bazı isimler takımlarında hiçbir şey yapamayıp burada gelip milli takımda inanılmaz performans sergiliyor. Bazıları da milli takımda hiçbir şey yapamayıp ama sezonu müthiş geçirmiş oluyor gibi gibi. Evet, yani onu mesela ilk maç kullanmaya çalıştı. Arkasına iki tane net kesici koyup onu bir on numara yaptı Macaristan maçı. Olmadı. İkinci maç full ondan vazgeçti. Çünkü Renato Sanchez belli yani. Senin dediğin Renato Sanchez değil mi evet, ilk örneği Evet, aynen öyle. Yani Renato Sanchez'i dört yıldan dört yıla izliyoruz gibi bir durum var. <laughs> yani, harbiden Euro'dan Euro'ya. Bugün Euro de yani. mesela oyundan erken çıkması bence çok gerekli değildi yani. Zaten sonunu Pepe ileri attı. mesela evet. Pepe bugün yani gerçekten tam bir kaptan gibi oynadı. Her şeyi yaptı, sertliği yaptı, arada hırgür çıkardı, gol aradı. Gerçekten çok iyi top oynadı ama işte Portekiz'in ben bu ana planını bulamaması ve kadro istikrarını bu kadar kısa sürede sağlayamamasından ötürü eve döndüğünü düşünüyorum. Ya, bu arada ben erken dedim Renato için gerçi 87-81. 80. dakikaydı yani erken o anlamda değil. Renato'nun çıkmasını ben çok yani gerekli görmemiştim kendi adım onu söylemeye çalıştım. Bir onu de galiba Danilo'yu aldı orada. Evet. O da enteresan bir tercihti şeye e, galiba vakit azalıyor. Evet azalıyor. Şeye bakalım. Bugün o enteresan ilgimi çekti. Dört tane çeyrek finalist var şu an. Dördünün de sol baki sağ ayağını kullanıyor. Bu arada konuştuğumuz bir şey denk gelince de hani paylaşalım dedik. E, ki gol katkısı yapanlar var yani Mehle gol attı. E, tamam sağa geçip sol ayağıyla attı. Biraz garip ama <laughs> solda sağ ayağıyla oynuyor. Eee Spinazola zaten Spinazola maçın adamı oldu. E, bugün Torge Nazar'ın golü var. Kader de sadece ters ayağıyla oynamış oldu. Dedim zaten Çekke'de iki tane sol ayaklı oyuncu var. Şunu soracağım. Hazar'ın golünün başlangıcını hatırlıyor musun? Ronaldo deyince aklıma geldi. Hatırlamıyorum. Kurtuğan'ın kalenin önünde Ronaldo'yu attığı çalım. Ya yani Ronaldo baskıya geliyor. Kurtuğan'ı çalımlıyor ve... Evet ve doğru. Şu an geldi. oradaki sonsuzluğa doğru yuvarlanıyor <laughs> yani. Her şeyin başlangıcı o. Söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tamamım da. Peki o zaman şeye bakalım mı e, bir turnuva ağacımızı görelim. Az önce zaten iki tane belli olan çeyrek finalden bahsettik. Ekranlarınıza da geldi şimdi. Meçhika İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ve diğer taraftan da Çekya Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Şimdi Çok bakalım, ortada sağ taraf ya. Şimdi bakalım e, diğer tarafta diğer neler taraf çıkacak sağ... yani. Diğer taraf derken yani son iki günde neler çıkacak? Şampiyonlar Ligi kurası da böyle değil miydi? Bir taraf daha ağır basmıştı. Tabii Sen canım. daha iyi hatırlarsın şimdi orayı. Aynen öyle. Bir taraf daha kolay yoldan gelmişti. Bir tarafta gelmişti. zaten erken final olarak çeyrek final izledik yani. Değil mi? Paris Saint Germain, Bayern Münih. Yani. Çünkü gerçekten. Chelsea'nin yolu ligi. kolaydı değil, Chelsea değil mi? Chelsea'nin yolu kolaydı. Aynen. Chelsea'nin yolunda işte Real Madrid vardı. Bir tek Real Madrid'de zaten bu seneki Real Madrid ne yaptık yani? Son dönemlerinde daha iyi oldu ama Tuchel zaten müthiş bir iş başardı orada. Peki, geçelim. Ee, güzel bir tweet var. Onu paylaşmamız lazım. Andy Endimberg'in tweet'i. neyi söyleyeceksin? Tweet'ten önce bence şeye bakalım. Ne? Yani tahminleri alalım Söyle onun mı? üzerine Peki. yapalım ki Möri'ye katılacağız mı diye. <laughs> Öyle bir kronoloji yaptı. O zaman bayı bayı. Bayı. Bayi'ye bakalım o zaman yarının daha doğrusu bugünün tahminleri için. Hırvatistan İspanya'ya. Ben Hırvatistan diyecektim yine bir sürpriz kovalayacaktım. Yani zaten tutmuyor dedim biraz da böyle tutmasın. <laughs> Ama Peris için Covid olduğu haberini alınca hızlıca değiştirdim ve İspanya yaptım. E güzel buradan artı bir alacaktım. Olmadı diyorsun. Kırmızı de, desen oluyor da diyor. Belki İspanya tarafına geçtin. Kırmızı İslam kazanabilir yani. Müthiş bir repütasyon Peki, olmuş. Peki Fransa. İsviçre'de <laughs> de Fransa İkimiz de Fransa yani. diyoruz tabii ki. Möri ne diyor? E, Möri ne diyormuş? <laughs> Şimdi i̇şte bu fotoğrafta... Möri abartıyor. E, evet. <laughs> bir şey demiyor. Andy Murray ve Roger Federer neye gülüyorlar sorusuna. <gülüyor> e, Federer... İsviçre Euroyu kazanacak dedi. Ona gülüyorlar şeklinde öyle cevap vermiş. Ben yine de çok yorum yapmayayım ve gülmeyeyim. <laughs> Kaderiyle oynamayayım kimsenin. Peki ellere bakalım günün elleri ekranlarınıza gelsin son olarak. Tabii ki günün takımı Çekya oldu bugünkü performansıyla. Vermalen'in de günün futbolcusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok fazla ön plana çıktı. Buraya işte e, Hollis'i de koyabilirdik ama çok Çekya olmasın dedik. Vermalen'in ee, rakamlarını atladık demin ama e, cidden onun da e, maçın en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Japonya'da oynuyor 35 yaşında. Yani turnuvaya gelene kadar ben Fermi çok hafızamdan aslında çıkarmışım. Özellikle yaşadığı sakatlıklardan sonra geldi rakamları. E, domine etti e, savunma tarafında Belçika'yı 35 yaşında. Evet ve günün teknik adamı da Şilhavi oldu zaten. Şilhavi oldu, oldu. Onu da yani. <laughs> Hollanda'yı pasifiz etmesine bağlayabiliriz. Kesinlikle. O zaman teşekkür edelim. Okey, teşekkür ediyoruz ve kapatıyoruz bugünü de. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.